Hocam yaratıcı olarak. Tanrılar dört tane. Dört tane. Kim onlar? İnan. Yer tanrısı, İnanla. Gök tanrısı, inanla diyeceğim. Yer tanrısı, tanrıça Ninhursag yaptı. Diyor, Niki deniyor. Niki. Ondan sonra Enlil, hava tanrısı, An gök tanrısı, Ea yahut da Enki su tanrısı. Bunlar dördü. Diğerleri inana, o inana çok oynak bir kadın. Ona geçecek gibi değil herkes. O göğün tanrısı deniyor, insanların tanrısı. O kendi başına böyle kendi şeyden bir tanrıça. Onu bir türlü yok edemediler. Bütün tanrıçeler yok ediliyor ama inanayı yok. Niye yok edemiyorlar? Aşk ve savaş tanrısı. Bu ikisi bitmiyor hayatlarında herhalde. O bakımdan at değiştirdiler ama yok edemediler. En sonunda ben diyorum Meryem Ana'ya bağladılar onu artık. Çünkü o kadar aynı vasıfları veriyorlar Meryem Ana'ya da. Meryem Ana mesela kadınların hamisi, göğün hamisi falan diye diyorlar. Bir keresinde bir yerde okudum. Şaşırdım ben. Yani İyan'la sonunda Meryem Ana mı oluyor? Evet öyle. Hemen hemen. Tek tanrıya geçişte İyan'la Meryem Ana'ya dönüşüyor. Hemen hemen. Yani Venüs değil mi efendim Zühre? Venüs evet. Venüs. Onu temsil ediyor. O şey yapıyor. Evet.